Merhaba arkadaşlar. Bir grafik verilmiş. fx fonksiyonunun grafiği. Ve grafiğe x eşittir bir de çizilen teğet doğrusunun denklemi isteniyor. Teğet doğrusunu da burada görüyoruz arkadaşlar. Teğet doğrumuz bu. Peki. Formumuzu da yazmış. Yani y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 formunda yazacağız. Burada x1 Y1 dediğimiz nokta teğet olan nokta. Yani fonksiyonla teğet doğrusunun birbirine değdiği nokta. Burası. Şöyle gösterelim. Şu nokta. Yani apsisi 1, ordinatı eksi 1. Bir. 1'e eksi 1 noktası diyelim. Yani orasıdır. Şimdi y1 ve x1 tamam. Eğime ihtiyacımız var. Eğim. Peki eğimi nasıl bulacağız? Bu doğrunun eğiminden bulacağız. Bu doğrunun eğimini nasıl buluruz? Şu şekilde bir şey yapalım. Şimdi bu doğrunun şu şekilde arkadaşlar bir üçgen oluşturalım. Delta y bölü delta x gibi düşüneceğiz. Yani y'deki değişim bölü x'deki değişim. y'de ne kadarlık bir değişim var soldan sağa doğru gittiğimizde? 2 birim aşağı düşmüş. y'deki değişime eksi 2 diyebiliriz. x'deki değişim ne kadar? O da 1 bir birim. 1'den 2'ye gitmiş. Dolayısıyla da eğimimiz eksi 2 çıkıyor. Şu şekilde de yapabilirdik. Buradaki açının tanjantını hesaplardık. Şu şekilde. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar 2 bölü 1'den 2 yapar. Ama grafik sola yatık olduğu için eğim eksi 2 bulurduk. Evet bu şekilde hesaplayabiliriz. Eğimi de bulduk. Noktayı da biliyoruz. Denklemi yazalım. Neydi? Denklemimiz y eksi y1. Y eksi y1'imiz eksi 1 eşittir. Eğim eksi 2 bulduk. Çarpı x eksi x1. Bir. x1'imiz burada absis 1. Dolayısıyla y artı 1 eşittir. Eksi 2 tane x eksi 1 aradığımız teğet doğrusunun denklemi oluyor arkadaşlar. Bir soru daha yapalım. Bu sefer eğrimiz bu şekilde verilmiş x eşittir eksi 2'de çizilen teğet doğrusu yani yeşil doğrunun denklemini istiyor. Hemen önce noktayı bulalım arkadaşlar. Çünkü önce noktaya ihtiyacımız var. Nokta dediğimiz x1, y1 noktası. Nedir o? Apsisi eksi 2. Ordinatı da 2 olduğunu görüyoruz. Yani eksi 2'ye 2 noktası bizim neyimiz? Noktamız. Şimdi de eğime ihtiyacımız var. Eğim dediğimiz delta y bölü delta x olarak düşünebiliriz. Yani y'deki değişim bölü x'deki değişim. Gözlemleyelim y'de nasıl değiştik x'de nasıl değiştik. Fonksiyonun şu şekilde bir kesitini alalım. Y'de 2 seviyesinden 4 seviyesinde bir artış var. 2 birim yükselme görüyoruz. Buna karşılık yatayda da 2 birim ilerleme var eksi 2 seviyesinden 0 seviyesine. Dolayısıyla eğimimiz 1 çıkıyor arkadaşlar. Denklemimizi yazabiliriz. Y eksi Y1. Y1'imiz 2. Eşittir. Eğimimiz 1. Çarpı X -X1. X1 eksi X1. X1'imiz eksi 2. O halde denklemimiz Y eksi 2 eşittir. X artı 2 şeklinde bu formda y eksi y1 m çarpı x eksi 1 formunda yazılmış oluyor değerli arkadaşlar.